Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, şeytandan Allah'a sığınıyorum. Siz Allah'a karşı fakir olan muhtaçlarsınız. Allah ise gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Hamittir, övülmeye layıktır. Dileyecek olsa sizi giderip yok eder ve yepyeni bir halk getirir. Bu da Allah'a göre güç değildir. Yani bakın, Allah'a yönelik çirkin tavırlar gösteren insanlar oluyor. Allah diyor ki, dileyecek olsa sizi giderir, yok eder böyle insanları. Tamamınızı yok eder. Yepyeni bir halk getirir. Ne demek? Yani yepyeni Allah'tan yana, Allah'ı seven bir topluluk. Bu Mehdi'ye de işaret ediyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'a da işaret ediyor. Ve Hazreti İsa'nın çevresine işaret ediyor. Dolayısıyla bir hakimiyet, hakkın hakimiyetine Kur'an dikkat çekiyor yine. Yani konu, nereye gitsek konu, bu konuyla karşılaşırız. Bu Allah'a göre güç değildir. Yani İslam'ın dünyaya hakimiyeti, insanların ıslah olması Allah'a göre güç değildir. Ama bazı insanlar çok güç zannediyorlar. Hiçbir günahkar bir başka günahkarın günahını yüklenemez. Eğer yükü ağır olan kimse onu taşımaya çağırırsa, bu yakın akrabası da olsa kendisine ondan hiçbir şey yükletilmez. Sen yalnızca gayb ile Rablerinden içleri titreyerek korkmakta olanları, yani görmediği halde Allah'a inananları, çünkü Allah'ı görmediğimiz halde Allah'a inanıyoruz, Allah bunu çok makbul görüyor. Rablerinden içi titreyerek korkmakta olanları, Allah'tan korkmak ve dosdoğru namazı kılanları uyarırsın. Dosdoğru namazını kılıyorsa, halisse, Allah'a gerçekten iman ediyorsa bunları uyarırsın diyor Allah. Kim temizlenip arınırsa artık o kendi nefsi için temizlenip arınmıştır. Sonunda dönüş Allah'adır. Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki elçiler de yalanlandı. Şimdi bakın, demek ki bir Mehdi'yi yalanlayacak insanlar. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı yalanlayacaklar. Bakın Kur'an herhangi bir sayfasını açıyorum. Allah'ın hükmü bu. Sonunda bütün işler Allah'a döndürülür. Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. İslam'ın dünyaya hakimiyeti, Mehdi'nin çıkışı, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın inişi. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın. Yani dünyanın böyle ipsiz, sapsız, boş işlerle uğraşan insanlara özellikle Kur'an burada dikkat çekiyor. Boş işlerle uğraşmayın diyor Allah. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve aldatıcılar da sizi Allah ile Allah'ın adını kullanarak aldatmasın. Allah'ın adını kullanarak ne diyor? Mesela Mehdi gelmeyecek diyor. Allah'ın adını kullanarak yapıyor. İsa Aleyhisselam da inmeyecek diyor. Yine Allah'ın adını kullanarak yapıyor. İslam dünyaya hakim olmayacak diyor. Bunu da Allah'ın adını kullanarak yapıyor. Yani bu tiplerin varlığı var. Bakın bunun ebcedine baktığımızda aldatıcılar da sizi Allah ile aldatmasında 1997 tarihini veriyor. Yani Mehdi'nin aldatıcılarla mücadelesinin en yoğun olduğu tarih 97. Aynı zamanda Müslümanların çok zorlu dönemlerle karşılaştığı bir tarihtir. 28 Şubat'ın yapıldığı tarih. 1997. Mesela orada da bu konuyu işaret ediyor. Gerçek şu ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. Yani Deccal sizin düşmanınızdır diyor. Siz de onu düşman edinin. O kendi grubunu, yani Deccal kendi grubunu ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmaya çağırır. Yani gelin diyor Deccaliyet, Allahsız, kitapsız olun diyor. Değil mi? Onları ateşin içine çağırıyor. O inkar edenler, dünya için, dünyadaki bütün inkar edenleri kastediyor bu ayet. Onlar için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih amellerde bulunanlar ise onlar için de bağışlanma ve büyük bir ecir vardır. Bunlar da Mehdi koludur. Bütün dünya çapında halis Müslümanlar kastediliyor. Dolayısıyla bakın, nereye baksak, Kur'an'da hangi sayfayı açarsak açalım, bir dünya hakimiyeti, bir Mehdiyetle mutlaka Deccaliyetle karşılaşırız. Dolayısıyla bunlar önemli değildir diyenler, Kur'an'a bakarlarsa önemli olduğunu göreceklerdir inşallah.